Kanal Türk Haber Merkezi'nden iyi bayramlar sayın seyirciler. 13 bülteni ile karşınızdayız. Avrupa Komisyonu üyelerinin özel kalem müdürleri Güneydoğu'daki olayların nedeninin terör örgütü PKK olarak gösterilmesini kararlaştırıldı. 9 Kasım'da yayınlanacak Türkiye'ye ilişkin ilerleme raporunda PKK kınanacak. Avrupa Komisyonu ilerleme raporunda Şemdinli'de önceki gün meydana gelen patlamanın ardından Güneydoğu'da yaşanan gerginliğin kaynağını terör örgütü PKK olarak gösterecek. Bu çerçevede PKK kınanacak. Güneydoğu'da artan gerginliğin kaynağında PKK'nın yer aldığı vurgusu Türkiye açısından önem taşıyor. Metne ilişkin pazarlıkların sürdüğünü hatırlatan yetkililer son dakika değişikliği olmaması halinde bu vurgunun ilerleme raporunda yer alacağını belirtiyor. Ayrıca ilerleme raporunda Alevilikle ilgili bilgilerin 2005-2006 yılı ders kitaplarında yer almasına ilişkin çalışmalara da yer verilecek. Ankara'nın Ermeni Ortodoks Kilisesi'ne resmi statü verilmesine yönelik olarak yapılan yasa çalışmaları da ilerleme raporunda yerini bulacak. Malatya'daki çocuk yurdunda yaşanan şiddet olayları da raporun olumsuz gelişmeler hanesine eklenecek. Katılım ortaklığı belgesi de özel kalem müdürleri tarafından ele alındı. Pasrikhane, Heybeliada Ruhban Okulu, İstanbul, Bolcuada ve Gökçeada'daki Rumların hakları ile ilgili olarak Türkiye'nin köklü politika değişikliğinde bulunması gerektiğine ilişkin ifadeler prensipte kabul edildi. Ancak Rum yönetiminin kısa vadede Türkiye'nin Rum kesimini tanıması gerektiğine ilişkin talebine bir kez daha yer verilmedi. Avrupa Komisyonu özel kalem müdürleri pazartesi günü bir kez daha bir araya gelecek. Terör örgütünün saldırıları sürüyor. Tunceli merkeze bağlı Sütlüce Köyü yakınlarında operasyon yapan güvenlik güçlerinin bulunduğu araç teröristlerce yola döşenen mayına çarptı. Olayda bir uzman çavuş ağır yaralandı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yola döşenen mayında askeri araçların geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlama sonucu bir uzman çavuşla birer yaralandı. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Türkiye'nin Özdemir Sabancı cinayeti sanığı Fehri Erdal'ı temiz aşamasında Belçika'dan tekrar isteyeceğini söyledi. Bununla ilgili bir taslak. Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in İsveç'in başkenti Stockholm'daki temaslarında gündem Fehri Erdal'dı. Çiçek, Belçika'nın Özdemir Sabancı cinayetinin sanığı Fehri Erdal'ı yargılamama kararını değerlendirdi. Çiçek, maalesef biz daha farklı bir karar bekliyorduk. Ümit ederim temiz aşamasında bu gerçekleşir dedi. Adalet Bakanlığı'nın Fehri Erdal'ın iadesi için bir çalışma başlattığını belirten Çiçek, Erdal'ı tekrar isteyeceğiz. Yani sonuna kadar biz bu işi takip ederiz. Hiçbir ülkenin terörü himaye ediyor görüntüsü içerisinde olmasını da arzu etmeyiz diye konuştu. Çiçek, Türkiye'nin dış dünyadan terörle mücadele konusunda gerekli desteği görmediğini de söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir yasal düzenleme yapılacaktır. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin dış dünyadan gerekli desteği görmediğini söyleyen Çiçek, bunun için terörle mücadelenin sadece bir ceza hukuku meselesi olmadığını vurguladı ve örgütlerin önemli ölçüde dış desteklerle ayakta durduğunun altını çizdi. Belçika'da Gent Mahkemesi geçtiğimiz 31 Ekim'de Sabancı suikastı sanıklarından Fehri Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Belçika'da yargılanamayacağına karar vermişti. Belçika'nın da üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin 1975 tarihli terörle mücadele sözleşmesi uyarınca bir sanığın terör suçundan yargılanması için otomatik silahlı suç işlemiş olması gerekiyor. Gent Mahkemesi'nin gerekçesi ise Sabancı suikastinde kullanılan silahın tam otomatik değil yarı otomatik olması. Başbakan Erdoğan partisinin 3. kuruluş yıl dönümünde partililere hitap etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 2006'da erken seçime gidileceği söylentilerini yalanladı. Başbakan Erdoğan partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu. Erdoğan 2006'da erken seçim söylentilerini yalanladı ve parti olarak 2007'nin sonbaharında yapılacak seçimlere hazırlandıklarını söyledi. Erdoğan'a göre AKP'nin iktidara gelmesi sessiz bir devrimdi. 3 Kasım umut güneşinin doğduğu tarihtir. Bu güneş 70 milyonu adaletle, huzurla ısıtacak olan güneştir. Türkiye geçtiğimiz 3 yıl içinde evet bir sessiz devrim gerçekleştirmiştir. Milletimizin beklentileri doğrultusunda hayata geçirilen bu sessiz devrimin altında hamdolsun AK Parti'nin imzası vardır. Başbakan Erdoğan, özelleştirme politikalarını ve İstanbul'da yapımı planlanan Dubai Towers'ı eleştiren muhalefete de yüklendi. Sadece örnek olarak gündeme gel,
İki tane kule meselesi var. Amanya bu kuleleri eleştirmeye başladı. Ya kardeşim sana göre yanlış olabilir, bir başkasına göre doğru olur. Bir mimara göre yanlış, bir mimara göre doğru olur. Yani şimdi kalkıp da illa senin dediğini kurulmuş olan bu şirket aynen yapmaya mecbur mu ya, mahkum mu? Dünyanın neresinde böyle bir anlayış var? Adam kalkıyor, aman yarabbim, televizyonda program izliyorum geçen gün kendisinde. Bir kardeşim, İstanbul'un diyor ruhu var. İstanbul'u diyor, marka yapmanın anlamı yok diyor. Karışınlar sen. Evet, biz marka yapalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Dubai şirketiyle yapılan %20'lik ortaklıkla ilgili açıklamalarına Anavatan Partisi'nden tepki geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Dubai'li şirketle yaptığı gayrimenkul ortaklığı ile ilgili olarak 5 milyar doları getirene Levent'teki eski YTT garajını veririm sözlerine yanıt gecikmedi. Yazık olur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sayın Başkanı... Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Göksel Küçükkale, Büyükşehir Belediyesi'nin Şeyh Maktum'la yaptığı 5 milyar dolarlık anlaşmada %20'lik payı olduğunu hatırlattı ve eleştirdi. Hem iş adamları var hem gayrimenkul yatırım ortaklıkları var. Zaten orada bir laf ebeliği yapmaya çalıştılar. O da şöyle tabii, %20 biz kat karşılığı değil de gayrimenkul yatırım ortaklığı veriyoruz. Ne fark ediyor ki? %20 alırsanız %20 mukabilinde emlak alacaksınız. Oradaki gelir sizin olacak. Gayrimenkul yatırım ortaklığında ne var? Bir bütünün %20'sini alacaksınız. Bunlar kelime oyunu. Gerçi Sayın Başbakan ben pazarlamacıyım diyor ama iyi bir pazarlamacı olduğunu zannetmiyorum. Küçük Ali ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne Levent'teki YTT garajı ile ilgili daha yüksek teklifler götürdüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını vurguladı. Bana göre ortada ne var ne yok belli değil. Biz zaten İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'le birlikte Büyük Millet Meclisi'ne bir basın toplantısı yaparak bu %20'nin çok az olacağını, çok değerinden düşük olacağını, İstanbul halkının hemşehrilerimizin menfaati için %35'e herhangi bir yere bunu pazarlayacağımızı hiçbir menfaatimiz olmadan beyan ettik ve resmen dilekçemizi de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verdik. Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Emin Şirin ise 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne %50 ortaklıkla teklifte bulunulduğunu ancak buna rağmen gayrimenkul yatırım ortaklığının Dubai'li şirkette yapıldığını söyledi. Türkiye'ye 5 milyar dolar filan geleceği de yok. 5 milyar dolar gelecek olsaydı bu 5 milyar doların nereye geldiğini, hangi bankaya geldiğini açıklaması lazımdı. Bize proje teklif de gelmedi dedi. Kadir Topbaş'ın dikkatine bu teklifin verildiği tarih 17 Aralık 2004. Bu teklifte %52 teklif ediyor. Şirin Erdemir'e ait Yarımca Limanı'nın Dubai Ports'la satılmasına da dikkat çekti. İstanbul'da Haydarpaşa Limanı kalkınca İstanbul'un mal limanı kalmayacak. Mal giriş çıkışı olacak, liman kalmayacak. Bu liman Yarımca'ya taşınacak. Haydarpaşa'ya muadil Yarımca'daki bir limanın değeri 1 milyar dolardan başlar, 3 milyar dolara kadar çıkar. Burayı da 100 milyon dolara Erdemir'in üstünden ihalesiz olarak bu Şeyh Maktum'a verdiler. Şeyh Maktum'a bu verilirken özelleştirme idaresinin geçenlerde yazdığı, Erdemir'e yazdığı mektup var. Diyor ki ben buranın özelleştirmesini yaptım. Erdemir özelleştirildi. Sen özelleştirildikten sonra bir tasarrufta bulunarak bunu satamazsın. Değerli izleyiciler, bayram trafiği kötü havayla birleşince kazalar birbirini izledi. Tatilin ilk 3 gününde trafik kazalarında 33 kişi yaşamını yitirdi. Trafik canavarı bayramda geri döndü. Bayram tatilinin başladığı çarşamba gününden bu yana trafik kazalarında 33 kişi öldü, 193 kişi yaralandı. Kazalardan biri İstanbul Bayrampaşa'daydı. Çöp konteynerini boşaltmaya çalışan belediye temizlik işçilerinden biri, aşırı hızla gelen ve içinde alkollü oldukları öne sürülen kişilerin bulunduğu kamyonetle çöp arabası arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Bayrampaşa'da alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, içinde bulundukları kamyonetle aşırı hız yaparken cadde üzerindeki çöpleri çöp aracına boşaltmaya çalışan bir temizlik işçisine çarptı. Kamyonetle çöp aracı arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi. Çarpan kamyonet...